Önder İmam Hatipler Derneği'nce düzenlenen 13. İmam Hatipler Kurultayı 24-25 Eylül tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılıyor. 13. İmam Hatipler Kurultayı her sene yaptığımız bir kurultay ve her sene farklı bir ilde gerçekleştiriyoruz. Bu sene de başkanımızın yoğun ısrarı ve ev sahipliği isteğiyle birlikte biz bunu Maraş'ta yapmayı kararlaştırmış olduk. Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı ile Teşkilatlandırma Koordinatörü Mehmet Ali Kılıç, Aksu TV'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Yunus Doğru ile İmam Hatipler Derneği Teşkilatlandırma Koordinatörü Mehmet Ali Kılıç'ı, Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı karşıladı. İmam Hatip öğrencisi, mezunu, mensubu ve camiasına hizmeti gaye edinmiş Önder İmam Hatipler Derneği'nin Türkiye genelinde hizmet veren İmam Hatipler, 13. İmam Hatipler Kurultayı'nda buluşacak. Türkiye genelinden dernek başkanlarımız, gençlik komisyonu başkanlarımız ve okul aile birliği komisyonu başkanlarımız bu programa katılacak. Bunun dışında da çeşitli akademisyenler, alanında uzman konuşmacılarımız da programımızda görev almış olacaklar. Tabii işte siyasi anlamda da programımıza katılacaklar var. Bilal Erdoğan Bey kendisi açılış programımızda bulunmuş olacak. Onun dışında milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız programda hazır bulunmuş olacak. Genel Başkanımız Halit Bekiroğlu bu akşamdan itibaren Maraş'ta kendisi konaklamaya başlamış olacak. Gerek cumartesi gerek pazar toplam 6 tane oturumumuz gerçekleşmiş olacak bu anlamda. Bu oturumların 3 tanesi herkese yönelik, herkesin istifade edebileceği oturumlar ama diğer 3 tanesi ise hizmet içi eğitim tarzında derneklerimizin iç işleriyle ilgili, derneklerimizin öğrenci çalışmaları, okullarla ilgili, imam hatip okullarla ilgili çalışmalarla ilgili programlar. İstikamet üzere temasının işleneceği kurultaya 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Muhittin Ataman da konuşmacı ve onur konukları olarak katılacak. Kahramanmaraş'ımız Türkiye'yi şu anda bekliyor. Türkiye Kahramanmaraş'ta buluşuyor. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu konuda da bir şüphe yok. İşte yarın devlet büyüklerimiz gelecekler. 81 il ve ilçelerimizden dernek başkanlarımız gelecek. Biz de en güzel bir şekilde Kahramanmaraş'ımızı Türkiye ve dünyaya güzel bir şekilde nasıl tanıtabiliriz? Kültürümüzde, geleneklerimizde, yereldeki herkesle birlikte bunun çabasındayız inşallah. Kahramanmaraş güzel bir şekilde anılsın, ismine yakışır bir şehir şekilde anılsın düşüncesiyle tüm hazırlıklarımızı yaptık.